Bir önceki videoda imin oluşturduğumuz mekanizmayı görmüştük. İmin oluşturmak için bir aldehit veya ketonla başlayıp daha sonra amin ekledik. Ardından bir asit katalizör kullanarak sonunda iminimizi oluşturmuş olduk. Buradaki Y grubu hidrojene veya alkil grubuna eşitse bunu imin diye adlandırmıştık. Ama eğer bu Y grubu bir OH'a eşitse bu kez buna oksim diyoruz. Bunu ürünümüz olarak not edelim. Oksim kelimesi oksijen ve iminin bir kombinasyonu gibidir. Bunların yanında başka bir türev daha var. O da Y grubunun NH2'ye eşit olduğu veya NH ile birlikte başka bir alkil grubuna yani R üssü üssü grubuna eşit olduğu durum ki bu durumda bunu hidrazon diye adlandırırız. Yani bu bir hidrazon türevi olacak. Böylece mekanizma daha önce bahsettiğimizde aynı olacak. Şimdi bunlardan herhangi birini yani imin, oksin veya hidrazon oluşturursak ve sonrasında bu üründen başlangıçtaki aldehitimize veya ketonumuza geri dönmek istersek su konsantrasyonunu arttırabiliriz. Fazladan su yine asit katalizli bir tepkimede dengeyi bu şekilde geri döndürebilir ve bize amin, aldehit veya ketonumuzu geri verebilir. Öyleyse şu örneğe bir bakalım. İminimiz burada. Şimdi buna sulu asit yani fazladan su ekleyeceğiz ve böylece başlangıçtaki aldehitimizi veya ketonumuzu geri kazanmış olacağız. Şimdi bir düşünelim. Buradaki ürünümüze baktığımız zaman burada azot çift bağla karbona bağlı. Solda ve sağda R gruplarımız var. Burada da aynı şekilde azot karbonla çift bağlı. Sol ve sağ tarafta R gruplarımız var. İşte R ve R üssü grubu Geriye gidersek ketonla başlarız ve siklohexanon elde ederiz. Öyleyse şuraya imin hidrolizi için ürünlerimizden biri olan siklohexanonu çizelim. Evet, şimdi diğer ürünümüzü bulalım. Bu kısma bakarsak eğer amini geri elde edeceğimizi anlıyoruz. İşte azot burada. Şimdi mekanizmayı düşündüğümüzde burada iki proton kaybetmiştik. Dolayısıyla primer aminimiz yeniden ortaya çıkıyor. Bu tepkime elbette oksin veya hidrazonlar için de geçerli. O zaman oksin ve hidrazon oluşumuna bir bakalım. Şöyle ekranı kaydırıp bu tepkimeye bir göz atalım. Burada bir kez daha sikloheksanonla başlıyoruz. Ama bu sefer hidroksil amin kullanacağız. Şöyle daire içine alalım. Ve elbette bir asit katalizörümüz mevcut. Şimdi buradaki OH bizim Y grubumuz oluyor. O zaman şöyle geri dönüp bunu bir tanımlayalım farklı bir renk kullanmak daha iyi olacak. Evet, şimdi bu OH, Y grubumuz. Yani yukarıdaki bu kısım. Şimdi bu OH'ı şuraya, yani karbona çift bağlı olan bu azota ekleyeceğiz. O zaman şimdi ürünümüzü, yani oksimi çizmeye geçebiliriz. Önce halkamızla başlayalım. Ardından bu karbona çift bağla bağlı olan azotumuzu yerleştirelim. Tabii bu kez burada bir hidrojen veya bir alkil grubu yerine bir OH'ımız oluyor. Şöyle ortaklanmamış elektron çiftlerini de etrafına ekleyelim. İşte oksim oluşumu bu şekilde. Ürünümüzün altına da bunu yazalım. Oksim. Oksimler iminlerden daha kararlıdır. Ve bunun nedeni de ortaklanmamış elektron çiftleri olan buradaki oksijenin varlığıyla ilgilidir. O zaman şimdi bu ortaklanmamış elektron çiftinin buraya gelişini ve ardından buradaki elektronların da bu karbona geçmesini düşünebiliriz. Şöyle sağ tarafı bir rezonans yapısı çizecek olursak, evet halkamız şöyle. Karbonumuz artık tek bağlı azotumuza bağlı. Ama bu kez azot ve bu oksijen arasında bir çift bağımız oluyor. Oksijenin bu kez bir ortaklanmamış elektron çifti kalıyor ki bu da ona artı bir formal yük kazandırmış oluyor. Bu azotunsa bir tane elektron çifti vardı. Takibindeki bu karbonun da artık bir tane elektron çifti oluyor. Dolayısıyla bu karbon eksi bir formal yük elde ediyor. O zaman şimdi bu elektronların bazılarını gösterelim. Oksijenin üzerindeki bu kırmızı elektronlar buraya gelirken şurada yer alan mavi elektronlarsa karbona geçmiş oluyor. Ve böylece bu rezonans yapımızda bir karbanyon oluşuyor. Evet, şimdi bu elektronların bazılarını delokalize edebiliriz. Biraz daha eksi yüklü olan bu rezonans yapısı, solda kısmi pozitif yüklü olan bu karbonu kararlı hale getirmemize yardımcı olabilir. Yani rezonans yapısından gelen elektron yoğunluğu bunu biraz daha kararlı hale getirebilir. Oksimin neden iminden daha kararlı olduğunu görmemizi sağlayan bir yol da budur. Hadi şimdi başka bir tepkimeye geçelim. Buradaki ketona bir bakalım. Şimdiye kadar her iki tarafta da aynı olan R gruplarıyla simetrik bir keton kullanmaktan bahsettik. Ama bu sefer simetrik olmayan bir ketonu ele alacağız. Şimdi buna hidroksilamin eklediğimizde bir oksim ürünü elde edeceğiz. Ancak burada iki olası ürün bulunuyor. Öyleyse şimdi bunları çizmeye başlayalım. Şimdi başlangıçta simetrik olmayan bir keton söz konusu olduğu için bir tarafta azotun üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftini, diğer tarafta ise OH'ı gösterebiliriz. İşte olası ürünlerimizden biri bu. Şuraya ise bunun stereoizomerini gösterebiliriz. Yani bu kez ortaklanmamış elektron çifti sol tarafta, OH sağ tarafta yer alıyor. Bunlar birbirlerinin stereoizomerleri. Şimdi bunları daha detaylı incelersek, bu OH şunun zıt tarafında. Buradaki çift bağı düşündüğümüz zamansa bu kez OH'ın şununla aynı tarafta olduğunu görebiliyoruz. Yani simetrik bir ketonla başlamıyorsanız stereoizomerler mümkündür. Aynı şey iminlerde de olur. Ancak oksinler iminlerden daha kararlı olduğundan oksim izomerlerini oluşturduktan sonra izole etmek daha kolaydır. Tepkimelerde dikkat edilmesi gereken bir nokta da bu. Şimdi başka bir tepkime daha yapalım. Bu öncekinden biraz farklı olacak. Bu kez buradaki OH yerine Y bileşenimiz olarak NH2'miz var. Şöyle geri dönüp genel tepkimemize yeniden bir bakalım. Şimdi bu NH2 buradaki Y'yi ifade ediyor. Ve Y NH2'ye eşit olduğunda ürünümüz hidrazon olur. O zaman aynı mekanizma söz konusu. Şimdi geri dönüp ürünün nasıl görüneceğini bir düşünelim. Bir hidrazinle sikloheksanon tepkimesi gerçekleşecek. Şöyle halkamızı çizerek başlayalım. Şurada halkaya çift bağla bağlı azotumuz var. Evet, şimdi bu kez Y grubumuz NH2 olacak. O zaman bunu bir yerleştirelim. İşte hidrazonumuz bu. Elektron çiftlerimizi de şöyle yerleştirelim. Evet, hidrazonlar da iminlerden daha kararlıdır ve bunun da bu azotun ortaklanmamış elektron çiftiyle alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Yani daha önce yaptığımızın aynısını yapabiliriz. İşte hidrazon ürünümüz bu. Hidrazon oluşumuyla alakalı bir örnek daha yapalım. Evet şu arkadaşa bir bakacak olursak biraz daha karmaşık bir görünüşü var ama şurada NH2'yi görebiliyoruz. Diğer kısımsa şu şekilde. Bu kısmın karbonilimizle tepkimeye girdiğini düşünebiliriz. Yani yine bir asit katalizli tepkime söz konusu. Tabii tepkime biraz korkutucu görünüyor çünkü çok şey var gibi. Ama aslında çok basit. Hidrazon oluşturacağız. Eğer isterseniz tüm bunları bir R üssü üssü grubu olarak da düşünebilirsiniz. Evet, şimdi ekranı biraz kaydıralım ve ürünümüzü çizmeye başlayalım. Önce halkamızı çiziyoruz. Şöyle. Şurada çift bağla bağlı azotumuz olacak. Yani tam şuradaki azottan bahsediyoruz. Şimdi molekülün geri kalanını tamamlayalım. Simetrik olduğu için hangi tarafa koyduğumun pek önemi yok. Sol tarafa koyalım. Azotun takibinde bir hidrojenimiz mevcut tam üzerinde ise benzen halkamız olacak. Şöyle yerleştirelim. Evet. Benzen halkamıza bağlı nitro grupları da bulunuyor. Aslında bu ünlü bir tepkime. Sikloheksanonla tepkimeye soktuğumuz bu bileşiğin adı 2,4 DNP. Şöyle altına not edelim. Uzun haliyle söylersek 2,4 dinitrofenilhidrazin diyebiliriz. 2 nitro, 4 nitro ve dinitrofenilhidrazin. Burada hidrazin türevini görebiliyoruz. Bunun ünlü bir tepkimi olmasının nedeni aldehit veya keton için bir tür teşhis testi olmasından kaynaklanıyor. Çünkü genellikle turuncu veya kırmızı bir çökelti veya çökelek verecek şekilde aldehit veya ketonlarla tepkimeye girer ve genellikle bu katı madde iyi bir erime noktasına sahiptir. Böylece aldehitleri ve ketonları kolayca ayırt edebilirsiniz. NMR gibi yöntemlerin ortaya çıkmasından önce bu tepkimeye giren yapıları belirlemede yardımcı olmuştur. Bu arada hidrazon türevlerini listeleyen bir sürü tablo var. Çeşitli kaynaklardan bakabilirsiniz. Evet, bunun her şeyden çok ünlü ve ilginç bir tepkimi olduğunu söyleyebiliriz.